Fibromiyalji çağımızın hastalığı ve bilindiğinden daha yaygın bir hastalık. Aslında nedir dediğimizde çok şeydir. Ama temel olarak tüm vücutta yaygın ağrılar, sürekli yorgunluk ve mutsuzluktur. Bütün vücutta özellikle boyun, sırt, omurgada çok şiddetli ağrılar olur. Kollarda, bacaklarda, eklemlerde, kalçada ağrılar da buna eşlik edebilir. Bu ağrılar yer değiştirip gezebilir. Bir orada bir orada olur. Artı hasta sabahları yataktan sürünerek kalkar. Çok yorgundur. Hiçbir şey yapacak hali yoktur. İki tane alışveriş torbası taşısın. Kolları ağrır, bütün vücudu ağrır. Sürekli yorgundur ve mutsuzdur. Fibromiyalji gerçekten kadınlarda daha çok sık görülüyor. Hatta kadın hastalığı gibi de algılanıyor. Genç erkeklerde falan da görülebiliyor aslında. Nedeni fibromiyaljinin nedeninde yatıyor. Çünkü fibromiyalji vücut enerjisinin dibe vurması gibi bir tablodur. Aslında biyoelektriksel bir hastalıktır. Vücuttaki biyoelektriksel ve vücudumuzun çalışmasını düzenleyen otonom sinir sisteminden kaynaklanır. Bunu zararlandıran boğaz enfeksiyonları özellikle kadınlardaki jinekolojik, sezeryan, kürtaj gibi enfeksiyonlar fibromiyaljiyi açığa çıkarmaktadır. Bunlar da kadınların başına geldiği için fibromiyalji kadınlarda daha fazla görünmektedir. Fibromiyalji olduğumuzu nasıl anlarız? Birkaç şey söyleyebilirim bunun için. Birincisi yaygın vücut ağrılarımız varsa, kendimizi hep yorgun hissediyorsak, sabahları yataktan sürünerek kalkıyorsak, hiçbir şey yapacak enerjimiz yoksa ve kendimizi eskiden olduğumuz gibi hissetmiyorsak, aslında içimizde istek vardır. Ama vücudumuzun onu yapacak hali yoktur. Bu depresyondan da bu şekilde ayırt edebiliriz. Klasik depresyondan, psikolojik hastalıklardan. Çünkü fibromiyalji psikolojik değildir. Tamamen vücudun elektrik sistemiyle ilgili bir hastalıktır. İçinden ister ama yapacak hali yoktur. Dokunulmasından çok hoşlanmıyorsak, çok ilginç bir şekilde fibromiyalji bütün yumuşak kas romatizması diye de geçer. Bütün kasları etkilediği için hastaların böyle etleri çürümüş gibi ağrır, dokunulmaktan hoşlanmaz. Ve en önemlisi tüm bunları çevremizdekilere anlatmakta güçlük çekiyorsak. Çünkü o kadar kötüyüz ama insanlar iyi görüyorlar bizi. Tüm bunları yaşıyorsak fibromiyalji olabiliriz. Ama fibromiyalji hastalarında benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Ciddi bir diz sıkma ve çene ekleme sorunu vardır. Şimdi bu bizi izleyen kişiler ben diş sıkmam diyebilir fibromiyalji kişileri. %80'i diş sıkanların farkında değildir. Ama fibromiyalji hastalarında kaçınılmaz bu var. Ben tespit ediyorum. Fibromiyaljin o dibe vurmuş yaşam enerjisini yükseltmek için birkaç şeye ihtiyaç var. Tedavi edilebilir, iyi sonuçlar da alınabilir. Hasta hayata dönebilir. Aslında hayatı bitmiş gibidir hastaların. Bunda nöral terapinin yeri vardır. Nöral terapi ülkemizde çok bilinmiyor. Alman ekolü bir tedavi ama çok işe yarar fibromiyaljide de doğru uygulandığında. Özellikle o jinekolojik girişimlerin oluşturduğu vücuda negatif etki, o biyoelektriksel bir etki. Hani sezaryen oluruz biter, artık sadece bir izimiz kalır. Bu nasıl bu kadar şey yapar dersiniz. Onun oradaki oluşturduğu sinir hasarı aslında vücutta zararlandırıyor. Orasını çocuklukta geçirilmiş boğaz enfeksiyonlarının oluşturduğu olumsuz şeyler o kaslar üzerine biyoelektriksel baskı yapar. Orayı nöral terapiyle düzeltir.